4. sınıfta okuyan sevgili öğrencilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde halay dinleme metnini sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Dilerseniz hazırlık sorularından başlayalım. Sonraki ders hazırlık aşaması da sizden istenilen araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınıza okuyunuz. Arkadaşlarınızın da araştırma sonuçlarını dinledikten sonra en çok hangi yöreye ait halk oyununuzun ilginizi çektiğinizi nedenleriyle açıklayınız. Evet arkadaşlar bu sorumuzun cevabını verelim. En çok Karadeniz yöresine ait oyun dikkatimi çekti. Hem oyun oynayanların kıyafeti. Onların oyun sırasındaki hareketleri, hızları, birbirleriyle olan uyumları çok ilgimi çekti. Metnin başlığını okuyup aşağıdaki görselleri inceliniz. Başlıktan ve görsellerden hareketli dinleyeceğiniz metnin konusunu tahmin edip söyleyiniz. Şarkıyı, sözlerini, ritmini ve vurgularını dikkat ederek dinleyiniz dinlerken şarkıda anlamını bilmediğimiz kelimeleri birinci etkinlikte yazma alanına yazınız. Evet arkadaşlar, birinci etkinliğimiz aşağıdaki kelimelerin anlamlarını şarkıda geçtiği izlen hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi doğruluğunu sözlükten kontrol ettikten sonra bunlarla birer cümle kurunuz. Horon, halay, tepmek. Evet arkadaşlar Horon tahminim Karadeniz yöresine özgü bir oyun. Anlamı Karadeniz yöresinde özgü düğün, eğlence gibi zamanlarda oynanan oyun. Cümlem. Dostlarla Horon izledik. Halay. Tahminim ülkemize özgü davul zurna içinde oynanan halk oyunu. Anlamı halkımızın çoğunun düğün, eğlence gibi zamanlarda davul zurna içinde oynadığı halk oyunu. Cümlem. Düğünde dedem halaybaşı olmuştu. Tepmek. Tahminim bir şeyi hızla yapmak, sertçe yapmak anlamı tepme mi Cümlem horon tepmiştik bizim köyde. İkinci etkinliğimiz arkadaşlar. Metnin konusunu en iyi yansıtan görseli işaretleyiniz diyor. Arkadaşlar metnin konusunu en iyi yansıtan görselimiz şu görselimiz. Bu görselimizi işaretlememiz gerekiyor. Üçüncü etkinliğimiz şarkıyı bir kez daha dinleyiniz. Şarkıda geçen duyguları belirten ifadeleri işaretleyiniz. Evet arkadaşlar şarkıda geçen duyguları belirten ifadeleri işaretlemek istersek saygı, umut, neşe, sevgi, coşku, özlem ve dostluğu işaretleyebiliriz. Şarkıdan alınan aşağıdaki dizileri okuyunuz. Şarkının ana duygusunu en iyi yansıtan diziyi işaretleyiniz. Bu diziyi işaretlemenizin nedenini açıklayınız. Arkadaşlar burada baharı beklemek, yaşamı sevmek demek. Çünkü bu şarkı bu dizede yaşamın güzelliği, hayatın değeri, önemi, amacı vurgulanmıştır dördüncü etkinliğimiz. Dinlediğiniz şarkıya iki farklı başlık belirleyiniz. Başlıkları ve bunları belirlemenizin nedenlerini yazınız. Birinci başlığım yaşamak için. Bu başlığı seçme nedenim. Çünkü yaşamak için eğlenmeyi, bu hayattan keyif almalı, hep beraber eğlenmeyi de paylaşmayı da bilmeliyiz. İkinci başlığım hep beraber el ele. Bu başlığı seçme nedenim. Hep beraber el ele yaşarsak, oynarsak, üzülürsek, paylaşırsak bu yaşamın anlamı güzelliği olacaktır. Beşinci etkinliğimiz arkadaşlar. Halay şarkısını beğenip beğenmediğinizin nedenleriyle yazınız. Beğendim. Çünkü hem sözleri hem de ritimsel özellikleri çok hoşuma gitti. Bizim oraları anlatıyor gibiydi. Evet arkadaşlar altıncı etkinliğimiz. Arkadaşlarınızla birlikte en sevdiğiniz şarkıları söyleyiniz. Ardından bu şarkıları neden sevdiğiniz konusunda konuşunuz konuşmanızı yaparken arkadaşlarınızla göz teması kurmayı, işitilebilir bir ses tonu kullanmayı unutmayınız. Arkadaşlarınızı dinlerken nezaket kurallarına uyunuz. Onların sözlerini kesmeden sabırla dinleyiniz. Altıncı etkinlik arkadaşlar, arkadaşlarınızla birlikte aranızda yapacağınız bir etkinlik. Yedinci etkinlik. Kardeşlik, sevgi, paylaşma kavramlarından hareketle kısa bir şiir yazınız. Şiirinize başlık koymayı unutmayınız. Şiirinizi bitirdikten sonra tekrar okuyarak yazım ve noktalama yanlışları varsa bunları düzeltiniz. Evet arkadaşlar sizler için küçük bir şiir yazdık. Sev ve paylaş hayatı. Hayat kısa. Sevin birbirinize ey insanlar. Hayat küsecek kadar uzun değil. Verin duygularınızı en saf olarak yaşam bin yıl kadar uzun değil. Kırmayın gönüller, etmeyin beddualar. Çünkü unutmayın insan kardeşler yaşamak çok güzel. Şiirinizi, şiirin iç uygun bir e, resim yapın diyor. Arkadaşlar böyle bir resim e, bizim şiirimize e, uygun bir resim olabileceğini düşündük. Evet arkadaşlar e, bir dersimizin daha sonuna geldik evvelcap.com web sitemizi ziyaret etmeyi, evvelcab e, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Derseniz de başarılar dilerim. Cevap ailesinden saygılar, selamlar.